Mutfağından merhabalar, Dilek Toksoy ben. Portakal mevsim bitmeden portakal kabuğu reçeli yaptım. Tarifimle yaparsanız pişman olmazsınız. Mutlaka yapmanızı öneriyorum. Yazın kahvaltı sofralarınızda renk getirecektir. Evet, bu yapılmış hali. İçiyle de yapıyorum ama böyle sanırım daha güzel oluyor kabuğuyla. Birazdan yapımına geçeceğiz. Evet efendim, şimdi malzemelerim 6 adet portakalım var. Portakalların dış kabuğunu yıkıyoruz tabii ki portakalları. Hatta sirkeyi burada bekletebilirsiniz. Dış kabuklarını güzelce yıkayıp, rendeleyip, rendenin ince tarafıyla. Bu işlemi yapmak biraz zor tabii. Bu portakal rendesi kabuklarını da bir şişeye doldurup içine şeker koyup tatlılarınızda, muhallebilerinizde kullanabilirsiniz. Buzdolabında durmasına fayda var tabii. Portakalları ikiye bölüp sularını sıkacağım şimdi. Bir kısmını reçelde kullanacağım tabii, 2 bardağını. Gerisini buzdolabına kaldırdım. Evet. Bu işlemi de yaptıktan sonra sıra geldi içindeki pusayı temizlemeye. Bir kaşık yardımıyla onları da temizliyoruz. Şimdi bıçakla rulo yapmak için şeritler kesiyorum. Bazı yerlerine böyle atıyorum tabii ki. Şimdi rulo yapıyorum. Gördüğünüz gibi kürdana batırıyorum. Tek tek bu işlemi yapacağım. Oldukça yorucu, oyalayıcı bir işlem bu. Bir zamanlar reçel yaparken, satarken gece yarılarına kadar bu işlemi yapardım. Yine iplikle de yapıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini tek tek ipliğe geçiriyorum. Böyle bir gerdanlık yaptık şimdi. Uçlarını birleştireceğim. Altı adet portakal kabından bu kadar çıktı. Tartım da bozuldu. Tartamadım kaç gram geliyor ama. İşte göz kararı, gözüm alışmış. Şekerini, suyunu ayarlayacağız. Sıkıca bağlıyorum. Evet. Sıra geldi. Ama önce limon da koydum. Koyuyorum içine bir tane. Kıyamadım bu limona. Kalın kabuklu ve ilaçsız bir limon. Onu da aynı şekilde dışını tıraşlayıp içini temizledim. Ve kesip rulo yapacağım. Aynı şekilde. Siz isterseniz limon koymayabilirsiniz, limon kabuğu. Haşlama işlemimiz 3 aşamalı oluyor. 3 kere kaynar suyun içine atıyoruz kabukları. 4'er dakika haşlıyoruz. Sıra geldi şurubu hazırlamaya.
5 bardak un. Ay, un nereden çıktı? Şeker. 2 su bardağı portakal suyu ve 1 su bardağı su. Buna alışmış ağzım. İçimlik tuz atıyorum. Kaya tuzu. Birkaç adet karanfil ve tarçın. Ocağa alacağız şimdi. Şeker eriyip kaynamaya başlayınca içine portakal kabuklarını atacağım. Yaklaşık yarım saat. Altını kısacağım. Reçel kıvamına gelince altını söndüreceğiz. Limonunu ekleyeceğiz.